Ve Trabzon ve Rize ve Artvin için turuncu alarm sürüyor. Bakın şimdi dün yine su baskınları yaşanmıştı. Bugün kentte son durumu alacağız. Arzu'yu bir görelim. Arzu'ya bir soralım. Arzu nedir? Yani elindeki bilgiler ne? Hasar gören yerler, evler, dükkanlar keza aynı şekilde. Mağdur olan vatandaşlar bu durumda. Gözlemlerini de alalım elbette. Bölgede 14 gündür seller ve heyelanlar yaşanıyor. İlk başlangıç noktası Rize'ydi. Rize'nin Güneysu ilçesi, Muradiye beldesi ve Büyükköy beldesinde başlangıç yapmıştı seller ve sonrasında geçen hafta Perşembe günü aşırı yağışlarla beraber Artvin'in Arhavi ilçesinde seller meydana gelmiş ve sonrasında da tabii maddi hasarlar yaşanmıştı. Dün yine şiddetli yağış uyarısıyla beraber bölgede ciddi bir teyakkuz vardı. Bunun sonucunda sadece Arhavi ilçesinde bir menfezin taşmasıyla beraber Boğaziçi Mahallesi tamamen sular altında kalmıştı ama hızlı bir şekilde ekiplerin çalışmasıyla beraber de buradaki sular tahliye edilerek vatandaşların tedirginliği sona ermişti. Bugün biz Güneysu'dayız. Yani sellerin, heyelanların ilk başladığı yerdeyiz. 14 Temmuz'dayız. Üzerinden 14 gün geçti ve burada hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şimdi size burada enkazın, selin neden olduğu noktayı gösterelim size. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuşmasında vurgulamıştı, menfez vurgusu yapmıştı. Burada Güneysu merkezden geçen bir dere var. Hemen yukarıda üstü açık bir şekilde devam ederken ilçenin içerisine geldiğinde menfezin üstü kapatılarak buradan dere içine alınarak, menfez içine alınarak diğer büyük dereye ulaştırılan bir alan vardı. İşte burada küçük derenin taşmasıyla beraber 14 Temmuz'da yaklaşık 2 metrelik bir balçıkla kaplanmıştı. Burada gördüğünüz bütün alan 14 gün içerisinde bu balçık önemli ölçüde temizlendi ve menfezin açılmasına karar verildi. Bölgede yaşanan sıkıntılardan biri de tabii ki yer problemi. Her yerden küçük dereler aktığı için arazilerde kesilmeler söz konusu oluyor. Bu yüzden de ilçe merkezlerinde, il merkezlerinde küçük dereler kapatılarak, buralar menfeze alınarak, üstleri kapatılarak genellikle yol olarak ya da bulvar olarak kullanılıyor. İşte herhangi bir taşkın meydana geldiğinde de bunlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Daha eski yapıldıkları için, küçük menfezler olduğu için bu tıkanmalar sık sık yaşanıyor. Dün Arhavi'de yaşanan da buydu. Aslında tüm önlemler alınmıştı. Taşkın olabilecek noktalar tespit edilmişti. Ancak yine şehir içerisinden, ilçe içerisinden geçen bir menfez zaten altyapının da tıkalı olmasıyla beraber ne yazık ki taşarak dün de o panik havasını meydana getirmişti. Dediğimiz gibi ekiplerin hızlı müdahalesiyle hemen suyu yönü değiştirilerek suyun dükkanlara girmesinin önüne geçildi. Şimdi burada da görüyorsunuz bu menfezin açılmasına karar verildi. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamıştı ki tehlike oluşturan menfezlerin üzerlerinin açılacağını ifade etmişti. Derelerin açık kalacağını ifade etmişti. Burada da 14 günlük çalışma içerisinde 2 metrelik balçık temizlendi. Dükkanların içerisi temizlendi. Onlar açık çıkarıldı. Derenin üstü açıldı ve hemen yan tarafta yeni duvar yapılarak burada hem bir şehir estetiği oluşturulmaya çalışılacak hem de bu derelerin akışının daha güvenli şekilde sağlanmış olacak. O taşkında yan tarafta bulunan devlet hastanesi de, ilçe devlet hastanesi de zarar görmüştü. Bununla ilgili olarak da çalışmalar burada hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle bodrum katı tamamen balçıkla kapalıydı ki çok kısa bir süre içerisinde oradaki balçık da temizlenerek hastanenin yeniden bodrum katının da hizmet sunulması sağlanmıştı. Bölgede ciddi kayıplar söz konusu. Evler, maddi hasarlar söz konusu. Bu hasarların giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Özellikle bölgede afetin yaşandığı noktalarda afet bölgesinin ilan edilmesiyle beraber de maddi hasara uğrayan vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların telafisi yapılacak. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. 15 gün içerisinde maddi hasar tespiti yapılan ve maddi hasara uğrayan vatandaşlarla ilgili ilk ödemelerin başlayacağını söyledi ki vatandaşların birçoğu evsiz kaldı. Birçoğunun eşyası yok. Bu vatandaşlarla ilgili olarak da 15 gün içerisinde ödemeler başlayacak ki keza esnaflar da iş yerleri de bu noktada büyük sıkıntılar yaşadı. Ödemelerin başlamasıyla beraber vatandaşların sıkıntıları da ortadan kalkmış olacak. Bölgede yağmurun da şiddetini azaltmasıyla beraber enkaz kaldırma çalışmaları çok daha hızlı bir şekilde devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Hülya Ökenek. Arzu, ben çok teşekkür ederim. Yani sel